Evet arkadaşlar, yeni bir videodan herkese selamlar. Üzerimdeki mont aynı olsa da bu farklı bir gün. Sadece bir tane mont getirdiğim için sürekli bunu giyiyorum. O yüzden aynı algılanabilir, aynı gün olarak algılanabilir. Bugün bambaşka bir gün. Daha önce iş görüşmesi yaptığım bir şirket var. Şimdi o şirkete ikinci görüşmeye yüz yüze çağırdılar. Yani ikinci aşamayı yüz yüze yapmak istediler ve bir deneme çalışması yapmak istediler. Benim kullandığım tasarım programı olan Katya'da bir komponent tasarlatacaklar bana. Bakalım nasıl geçecek, sizi bilgilendireyim. Arkadaşlar, bu firma orta ölçekte bir firma. Singen diye bir şehirde yer alıyor. İsviçre sınırına daha yakın. Şu an Zürih'e bayağı yakınım. Bu Bodensee var güneyde. Oraya yakın bir şehir. Hatta iş görüşmesinden sonra gitmeyi düşünüyorum Bodensee'ye. Hava biraz kötü ama olsun, bir görmek istiyorum. Sizlere de göstermiş olurum. Bu firmanın konumu tren istasyonuna çok yakın. Yürüyerek 15 dakika gösteriyordu. Ben de yürüyerek gitmeye karar verdim. Bakalım deneme çalışması nasıl geçecek? Zorlayacaklar mı? Yoksa kolay bir tasarım mı verecekler? Sizlere yine bahsedeceğim. Arkadaşlar, bu iş görüşmesi Almanya'ya geldiğimden beri yapacak olduğum ikinci kez. Yani bu iş görüşmesi Almanya'ya geldiğimden beri yaptığım ikinci iş görüşmesi diyebilirim. Yani ilk 10-15 taneyi telefonla ya da Teams üzerinden yapmıştık. Dolayısıyla ilk yüz yüze görüşmeyi geçen hafta Heilbronn'da yaptım. Bu ikinci olacak. Bir ay içinde yapacağım ikinci görüşme. Bir 5 dakikam kaldı buradan. Bu şehre daha önce gelmemiştim arkadaşlar. İlk kez gelişim. Tuhaf geliyor, düşünsenize. Yani bu şirket beni almaya karar verirse eğer direkt buradan ev bakıp burada yaşamaya başlayacağım. Bu arada arkadaşlar, bu vize türüyle Almanya'ya gelmek isteyen kişilere şöyle bir tavsiyem var. Yani her şey çok hızlı ilerlemiyor burada. Mesela ben şu an bu şirketten kabul aldığımda, yani bana bir iş sözleşmesi yaptıklarında, işe başlamam yaklaşık 3 ayımı alacak. Yani bana çalışma vizesi çıkması yaklaşık 3 ayımı alabilir. Arkadaşlar, bir markete uğradım, Reve'ye. Su ve çikolata aldım. Firmaya geldim sanırım. Yürüyerek 15 dakikaydı ve bayağı kısa sürdü. Şu ilerideki firma. Birazdan deneme çalışması yapacağım firma burası arkadaşlar. Bakalım nasıl geçecek. Sizlerle çıktıktan sonra tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar, Singen'dan döndüm. Çok video çekemedim çünkü zamanım yoktu. Trene yetişmek zorundaydım. Orada da zaten çekilecek pek bir şey yoktu. Dolayısıyla biraz yorucu geçti benim için çünkü kafam çok karıştı. Bu şirkette iki tane programı kullanmamı istiyorlar ayrı ayrı. Dolayısıyla tabi tek programa göre zor olacak benim için. Çünkü tek bildiğim programı kullansam daha az yorucu olacak. Fakat burada ikinci bilmediğim bir program daha var. Onun da bana eğitimini verecekler. Söylediklerine göre. Onun da eğitimini verecekler.
ve onu da aynı zamanda kullanmamı isteyecekler benden arkadaşlar. Bu programlardan bir tanesi, neden iki tane? Bir tanesini Mercedes Daimler ürünleri için kullanmamız gerekiyor. Diğerini ise BMW ve Porsche ürünleri için kullanmamız gerekecek. Bu yüzden açıkçası kafam biraz karışık. Yani benden bir de yarın akşam öbür güne kadar haber bekliyorlar. Yani evet dersem şu an bir iş bulmuş durumdayım. Çünkü bu firma beni kabul etti. Benimle çalışmayı istiyor. Fakat hayır dersem de potansiyel bir işi elimde başka bir teklif olmadan kaybedeceğim. O yüzden bu bir iki gün bir düşüneceğim. Orada evleri araştıracağım. Bakacağım güzel, uygun fiyatlı ev var mı? Yani eğer 400 euro, 500 euro civarında bir ev bulabilirsem kabul etmeyi düşünüyorum. Fakat eğer evler 700-800 euro civarında ise bu teklifi kabul etmeyeceğim. Çünkü şimdi önceki gün yaptığım bir iş görüşmesi vardı. Videoda bahsettiğim gibi Heilbronn'da. Onların verdiği maaş daha yüksek buraya göre. Ve yanakları da büyük ihtimal var. Şu an bilgim yok ama. Onun haricinde cuma günü ise bir ana sanayi firmayla görüşeceğim. Bu ana sanayi firma sanıyorum ki daha yüksek bir maaş veriyor ve yan hakları da mevcut. Artı home office çalışması ve çalışma ortamı daha rahat. Dolayısıyla bir iki gün bir düşünme sürecine gireceğim arkadaşlar. Sizlere yine tekrardan karar verdiğimde ya da diğer şirketlerden de dönüş olursa tekrardan bir video yapıp bu durumu paylaşmak istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.